Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Hakan Düzgören. Yine bir video dersimiz ile beraberiz. Bu dersimizde 3D Max 2015'te MassFX kullanarak yerçekimsiz ortam nasıl oluşturulur onu öğreneceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Yerçekimsiz ortamımızı oluştururken arkadaşlar MassFX kullanacağız. Yardımcı olarak Gravity kullanacağız. Öncelikle nesnelerimizi çiziyoruz. Küp olmasına özen gösterelim arkadaşlar. Tam bir küp olsun. Sonrasında bunu sahnemize tam olarak ortalayalım. Sonra tab penceresinde çoğaltıyoruz. Evet. Küpümüz, daha doğrusu küplerimiz oluştu arkadaşlar. Sonrasında hepsini seçiyoruz. Modifier listeden MassFX body diyoruz. Sonra şöyle sağ kenarda dursun arkadaşlar. Sonrasında helpers, pardon, space warps, gravity diyoruz. Böyle oluşturuyoruz. Sonrasında yuvarlak olması gerektiğini belirtiyoruz. Tabi çapı birazcık büyük oldu. Birazcık küçültelim. Evet. Sonra arkadaşlar tekrar kutularımızı seçiyoruz. Force. Buradan Add butonuna tıklıyoruz. Gravity'mizi seçiyoruz. Us. World Gravity deaktive ediyoruz. Sonrasında perspektif penceremizi tam ekran yapalım. Alt V tuşuyla. Sonrasında üst taraftaki play tuşuna basıp gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı yavaş bir şekilde ilerliyor. Ama ilerleyişini seyredelim. Burada yer çekimsiz ortamı sağlayan gravity'dir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kutularda gravity etrafında toplanmaya başlıyor. Sonra gravity'yi seçip arkadaşlar buradan 100 diyelim. Tekrar play butonu taktığımızda daha hızlı bir şekilde merkez noktası etrafında hareket ettiklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsi birbirinden bağımsız bir şekilde hareket ediyor. Buradaki strength değeriyle ne kadar yükseltirseniz buradaki objelerin yerçekimsiz ortamdaki hareketleri hızlanacaktır. Ne kadar işte buradaki değeri küçüğe doğru götürürseniz hızları o kadar yavaşlayacaktır. İsterseniz bir 50 yapıp hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi yavaşlamalar gerçekleşti. Şimdi durduruyoruz arkadaşlar. Seçiyoruz. Bundan bir kopya daha hemen bu tarafa alıyoruz. Bir kopya da şu şekilde alalım. Tabii ki aldığımız öncelikle şöyle tam gravitimizin üstüne yerleştirelim. Biraz yukarı kaldıralım. Gravitimizi de yukarı kaldıralım. Şöyle tam bir üçgen oluşturmaya çalışalım arkadaşlar. Efektleri daha iyi görebilmek için. Sonra Z tuşuna basıp tam ekranı görelim. MassFX Play'e basalım. Sonuç neler oluyor?
Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün kutucuklar bir araya geldi. Bir çarpışma etkisi oluştu. Strength değerimiz 50 idi. Onu 100 yaparsak daha hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Hemen onu 100 değerine çıkartalım. Tekrar Mass Effect'in play tuşuna basalım. Şimdi arkadaşlar hepsi bir araya geldi ama belli bir zaman sonunda artık bunlar birbirlerinden ayrılmaya başlayacaklar. Daha değişik bir şekilde uzay boşluğunda hareket eder gibi hareket etmeye devam edecekler. Yani şu an merkez noktasında birleşsinler ama aşağı yukarı sağ sol gibi etkilerden sonra dağılmaya başlayacaklar. Şimdi bu yer çekimsiz ortam sizin ne işinize yarar? Öncelikle şunu söyleyeyim, animasyonda işinize yarar. Savaşan uçaklar yaptığınız zaman onların patlama sahnelerinde bu efektten faydalanabilirsiniz. Düşmekte olan bir uçağın ya da helikopterin herhangi bir nesnenin düşme efektini bu sayede sağlayabilirsiniz. Bunun gibi daha birçok etki Mass Effect ve yardımcı modifier olarak Gravity ile yapabilirsiniz. Şimdi burada bu yaptığımız bir pre-render işlemde wire ekranda. Siz bunu animasyon işlemine tam olarak nasıl değiştireceğiz diye düşünürseniz onu da şu şekilde size göstereyim arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra ya da herhangi birisini seçseniz de olur. Buradan beklediğiniz zaman arkadaşlar animasyon işlemi Mass Effect Baking olarak şurada zaten görüyorsunuz gerçekleşti. Sonra normal play animasyon play tuşuna bastığınız zaman bu işlemin gerçekleştiğini göreceksiniz. Şimdi bir şey dikkatinizi çekmiştir. Hemen sahneyi bir başlayalım. Gördüğünüz gibi bu burada sabit kaldı. Diğer nesne oynamaya devam ediyor. Bunun sebebi şudur. Çünkü bu ilk kutumuzu bake yaptığımız için 100 frame'de bitiyor. O artık orada sabit. Ama diğer objelerin hareketleri devam ediyor. Çünkü onları bake yapmadık. Şimdi aynı şekilde bake yapıyoruz. Evet, bake işlemi bitti. Bu kutumuzu da belki işlemini gerçekleştirelim. Tamamdır. Şimdi play animasyon diyebiliriz. Şimdi çok hızlı hareket ettiklerini düşünüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir işlem yapabiliriz. Hemen time konfigürasyona giriyoruz. En ağır oynatma şekline gelip play dediğimizde nesnelerimizin daha ağır bir şekilde hareket ettiğini görebilirsiniz. Frame 100 saniyeye tekabül eder. 3 saniyelik bir animasyon gerçekleştirmiş olursunuz. Bunun 6 saniye istiyorsanız 200 frame, 9 saniye istiyorsanız 300 frame gibi bir zaman aralığı belirtebilirsiniz. Tabi bu render sürelerinizi etkileyecektir. Daha uzun bir render işlemi gerçekleşecektir. Mass Effect'teki animasyon işlemimiz bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça hazırlaması basit. Biz bunu küplerle yaptık. Siz daha değişik objelerle ve nesnelerle
ve daha değişik senaryo ile bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Mutlu olun.